aktivist, Orta Doğu direktörü, ekonomist Aysun Karaytu stüdyo konumuz efendim. Çok talep gören konuklarımızdan bir tanesi. Çok fazla istenen diyelim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dolara baktığımızda bugün hafif bir geri çekilme var. 7.33-58'lerdeyiz. Dün JP Morgan'ın bir analizi vardı. Türk lirasını al, doları sat çekti. Aslında teknik bir analizden Aysun Karaytu yola çıkarak böyle bir yorum paylaştı. Siz kurum olarak ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir dönemde dolarda bir gevşeme devam eder mi? Yoksa bu geçici bir durum mudur? Uzun vadede doların diğer para birimlerine karşı artık bir miktar aslında çekiciliğini kaybettiğini söyleyebiliriz. Çünkü ikame para birimleriyle birlikte ve önümüzdeki dönemde yine Fed'in parasal genişleme politikasını izleyeceği bir ortamda tabii ki hani düşük faiz veren ve herhangi bir şekilde o paraya ilginin azaldığı politikanın devam neticesinde o ülkenin para biriminin değeri düşer. Hani bunu hepimiz biliyoruz ama bu genişlemeci politika eğer ki yıl sonuna kadar 10 trilyon dolara ulaşıp 2021 itibariyle bir miktar para politikası bir miktar sanki piyasaları izleyip bugüne kadar attıkları adımların gerçekten adrese ulaşıp ulaşmadığını görmesi için kendini beklemeye aldığında başta Fed olmak üzere o zaman para birimlerinin affedersiniz buna nasıl tepki vereceği çok önemli olacak. Tabii. Ama şu an için hani dolar endeksi de bize şunu gösteriyor. Hakikaten uzunca bir süredir 104'lerden gelen 92'lere kadar değer kaybetmiş bir dolar endeksi ve başta dolar olmak üzere değerlendirecek olursak bizim orada baktığımız iki gösterge var. Yani dolar endeksini ölçen dolar pain endeksi var. Dolar pain endeksi son 5 yılda bize her zaman demiş ki ben dolar endeksiyle ya eş zamanlı olarak ya da 1-2 gün gecikmeli olarak aslında onun size yönünü belirtebilirim. Bu nasıl oluyor? Traderların oradaki pozisyonlarının yığılmasıyla oluşan bir endeks. Hı hı. Dolar endeksi pain endeksine çok paralel hareket ediyor. Pain endeksi şu demek oluyor. Eğer ki oraya alım gelirse, orası alıcılıysa doları alım var anlamına geliyor. Eğer ki oraya satış gelirse doları dünya satıyor demek oluyor. Şu anda dediğim gibi 92-93 seviyelerindeki dolar endeksinin bir miktar daha buralarda seyrettikten sonra ki çok önemli bir kritik seviyedeyiz. Bir yukarı doğru kırılma yaşanacağını söylüyoruz. Çünkü pain endeksi bize bunu söylüyor. O zaman bu dolar endeksini aslında bir öncü göstergesi gibi okumak lazım. Pain endeksi çok bilmiyorum doğru. Reuters'ta var mı hiç bakmadım açıkçası evet, ama. Evet var. O zaman yönetmenim Ayşe Hanım'dan bir dolar endeksini paylaşalım. 93 seviyesindeyiz ama en dip seviyesi Aysun Karaytu ekranda da görüyorsun. 92.27'lere evet. kadar gördük. Şu anda bir miktar toparlanması var. Bugün Jackson Hole toplantısı çok önemli ama sen oraya geçmeden önce bu tablonun çok kalıcı olacağını düşünmüyorsun. Güçlenen bir dolar olacak diyorsun küresel piyasalarda. Güçlenen bir dolar olacak çünkü fark ettiysen bir miktar artık tahvillere olan talep arttı. Yani sıfırdan uzaklaşan bir getiriyle karşı karşıya kalan yatırımcı tekrardan o getiriyi alabilmek için kendi para birimine dönecektir mutlaka. Ama bugün ama yarın. Yani zaten bu beklentiler ve anlatacağım tüm genel teknik, genel temel beklentiler biraz daha orta vade olarak düşünülmeli. Yani bugünden yarına gibi değil de hani minimum 6 aylık gibi düşünülmeli. Çünkü biz hani minimum 6 aylık teknik grafiklere bakabiliyoruz ve histogramları bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Ve histogramlar da bize şu anki tabloyu yani pazartesi baktığımızda biz haftalık her haftanın başında değerlendiriyoruz. Pazartesi itibariyle bugün biraz önce dedin ya sen hani her şey kırmızı. O kırmızının sinyalini veriyordu bize zaten. 6 tane pain endeksinin dışında 6 tane farklı endekse daha bakıyoruz biz. Gerek S&P Dow Jones Nasdaq'ın yönünü izlemek için, gerek paritelerin yönünü izlemek için, gerekse de MTA'ların yönünü izlemek için. Özellikle MTA'da neyi kullanıyorsun Aysun? MTA'larda rasyoları devreye sokuyoruz. Özellikle bakır altın rasyosu bizim için önemli. Gümüş altın rasyosu bizim için önemli. Bir de long kontratlar ve short kontratların oluşturduğu rasyo bizim için çok önemli. Neden long önemli? Long short olan oranı gibi düşünce. Çok doğru. Bu bize şunu gösterir. Bir trade'de biz buna pair trade diyoruz. İkili alım satım yaptığın iki tane enstrümanın aslında birbirine olan etkisi.
bir trade'de herhangi bir yığılma varsa biz ona kalabalık trade diyoruz. Hmm. Kalabalık trade'ler long short rasyolarını çok destekler ama iyi bir şey değildir. Olumsuzdur, orası sağlıksız hareket ediyor demektir. Tıpkı şu an mesela bakır altın rasyosunun bize verdiği gösterge gibi. Bakır çok kalabalık trade ediyor. Sebebi de şuydu, Çin sanayi üretimi biliyorsun Nisan ayı itibariyle çok ciddi anlamda yukarı toparlandı. Bakır buna endeksi olarak eş anlı yukarı doğru çok ciddi bir hareket yaptı. Artık bakırda bir miktar nötr duruma geçmiş durumdayız. Bakır tarafında bir miktar bekleme durumundayız. Ama altın için mesela pazartesi itibariyle bakır altın rasyosu bize sat veriyordu. Gümüş altın rasyosuna baktığımızda gümüş al veriyordu, altın sat veriyordu. Ve gümüşün dünkü hareketi %5'e yakın bir yukarı hareket yaptı. Yani 26.15'lerden 27.70'lere kadar dolar konuşuyorum tabii ki, hareketini gözlemledik. Yani oradaki göstergeler bizi hiç yanıltmadı bugüne kadar. Yanıltmamaya da devam ediyor. Ha, o Black Swan dediğimiz işte tıpkı bu koronavirüs gibi ya da jeopolitik bir risk olma ihtimali gibi durumlarda hiçbir teknik gösterge çalışmaz. Bak, orada tamamıyla artık hani fiyatlamalar psikolojik olarak ve algıyla birlikte hareket eder. O algı ve gelen ilk tepkiyle birlikte genellikle orada çok sert tepkiler olur. Ondan sonra tekrar bu grafiklere bakmak sağlıklı olacaktır. Evet. Yani aslında oralarda işte artık hani siyah kuğu gelecek mi, kaçacak mı diye bakmaktan ziyade orada bambaşka bir fiyatlama çok sanki doğru, evet, olacak gibi tablo var. Ama hani özetle en azından şu anda dolar endeksi gevşiyor ama önümüzdeki dönemde tüm bu endeksler ve göstergeler doların bir kez daha güçlenebileceğini gösteriyor. Korku endeksine baktığımızda orada 23.33 seviyelerindeyiz ama bir türlü Aysun aşağısı kırılmıyor bu yıl. Yani ekranda da görüyorsun şu anda %73 oranında bir düşüş yaşanmış korku endeksinde ama o 20'lerin aşağısı gelmiyor. Piyasa neyi bekliyor birincisi? Amerikan seçimleri sabahtan beri konuşuyoruz. Gerek Özden Bayraktar Gökşen, gerek Doktor Artunç Kocabalkan dedi ki Murat, fiyatlamalarda çok hissetmiyoruz burada Biden ya da Trump fiyatlamasını. Ne dersin konuya ilişkin? Ben piyasaların daha ziyade Nisan ayı itibariyle yükselen hisseler ve endekslere odaklandığını, sebebinin de Fed'in ve de diğer major merkez bankalarının çok ciddi anlamda likitte enjeksiyonu yapmasından oraya odaklandığını düşünüyorum. O sebeple de çok fazla giren parayla birlikte gerçeklerin dışında hareket eden endeksler var. Ama ekonomik gerçekliklere baktığımızda bugün de mesela Amerika'dan gelen datalar ve pazartesi itibariyle gelen datalar, oradaki tüketici güven endeksinin tekrar geri geliyor olması ama PMI'ların yukarı çıkıyor olması, yani kafa karışıklığına sebep olan datalar bizi tabii ki VIX'te aşağı getirmez. Neden? Bir belirsizlik var hala. Hala COVID ve COVID'in devamı etkisi ve daha henüz hissedilmemiş etkileri var ekonomik anlamda. Fiyatlara yansımadı. Çünkü neden? Biraz önce söylediğim gibi bol likitte şu an fiyatların çok fazla balona doğru gitmesine sebep oldu. O yüzden çok fazla hissetmedik biz bunu. Ama bir datanın, örnek veriyorum Amerika'da, kapasite kullanım oranının düşüyor olmasının enflasyona etkisi, çekirdek enflasyona etkisi 1,5 yılı buluyor. Buradan yola çıkarak şunu demek istiyorum. Bugün gelen datalar ve önümüzdeki gelecek olan 6 aylık datalar aslında nereden baksan 1 yıl sonra etkisini gösterecek makro bize. Makro dataların üzerinde etkisi, evet, değil mi? Yani biz orada neye bakıyoruz peki? Makro risk endeksine bakıyoruz. Makro risk endeksi de bize ne diyor? Adı üstünde riskler şu anda, tabii ki oradaki riskler ölçülüyor makro anlamda. Şu an hali hazırda riskler yükseliyor gösteriyor. Yani makro risk endeksi yukarı doğru gidiyor. Bu da bize diyor ki aslında evet endeksler yükseliyor. Bunun sebebi tamamıyla piyasalar, önce para piyasasına giren paralar, daha sonra da daha hane halkına gelen paralarla bir miktar daha burayı kompanse edebilecek, hane halkının bir miktar daha kendini götürebileceği bir yer var. Evet, ama tut ki Amerika hükümeti ya da Alman hükümeti hane halkına verdiği desteği çektiği anda ABD işsizlik oranının zaten pik seviyelere geldiği bir noktada orası
çok fazla tüketimden uzaklaşmaya başlayacak. Tüketim harcamalarının kısılması demek bugüne kadar yaratmak istedikleri enflasyon hedefinden daha da uzaklaşacakları anlamına geliyor ki Jackson Hole tam da bugün o anlamda devreye girecek aslına bakarsan. Evet, oradaki mesajlar işte bu esnek bir enflasyon hedeflemesine dönüp dönmeyeceğine dair mesajlar çok önemli. Aslında sizlerin sorularıyla da ilerlemek istiyoruz. Stüdyo konuğumuz hazır Aysun Karay Türken. Halil Bey diyor ki mesela Murat Bey Aysun Hanım'a petrolde beklediği düşüşün zamanını ve Borsa İstanbul'a olası etkilerini sorabilir misin? Petrolde bir düşüş sanırım beklediğini söylemişsin. Ben senin adına konuşmuş olmayayım. Petroldeki düşüşü Meksika'ya gelen, Meksika Körfezi'ne gelen Lora'nın özellikle çok sert oluyor olması. Körfez'deki petrol üretiminin %80, gaz üretiminde %34 civarında düşürecek olmasından kaynaklı. Ama eğer ki bu fırtına, kasırga bir iki gün sonrasında kendini biraz daha hafifletir ise oradaki etkileri bir miktar azalacaktır. Tamamıyla buna dayalı olarak bir aşağı geliş beklediğimi söyleyebilirim. Ama şunun altını kesinlikle çizmek istiyorum. Orta vade, yani orta vadeden kasıt artık biliyorsun şeyler çok değişti. O algı, kısa vade, orta vade, uzun vade. Petrolün ben çok güçleneceği, tekrardan gücünü kazanacağını diyelim ki 36 dolarlara kadar geldi ham petrol. Bugünkü hareketi bir miktar aşağı olabilir ama çok oralara kadar gelmeye de bilir. Ama oradan geldiğinde alabildiği kadar, hani pozisyonlanabildiği kadar pozisyonlanması gerektiğini düşünüyorum yatırımcıların. Çünkü bir, petrolde, WTI'de de Brent'te de al veriyoruz. İki, petrole dayalı dizelde ve benzinde al veriyoruz. Buna dayalı tüm enstrümanlarda ve özellikle hisse senetlerinde. Ama daha ağırlıkta tabii ki Amerika borsalarında işlem gören hisse senetlerinde petrole dayalı tüm opsiyonlara al veriyoruz. Hani ülkemizde çünkü çok hani buna dayalı çok şirket halka açık değil biliyorsun. Şimdi aslında bizim Borsa İstanbul'a olası etkisi sorulduğunda aslında çok net bir etkiden bahsetmiyoruz ama herhalde şöyle bir tablo olursa bir kez daha eksik kontratlar ya da çok majör sert bir düşüş olsa petrolde o endekse biraz daha bozucu etki olabilir ama bence sanki Aysun hani 40 dolar aşağısında artık piyasa zaten bunu kanıksadı. Gördüğü zaman endeksleri çok büyük bir satış herhalde getirmez bizim borsamıza da. Yok, hayır. Artık hani bize olan etkisini ben hatta enerji sektörünün önümüzdeki dönemde tekrar pozitif gördüğüm için daha doğrusu belli bir takım sektörleri yani ülkemizde savunma sanayi sektörünün içerisinde barındırdığı şirketleri bir. İkincisi havacılık sektörü içerisinde barındırdığı şirketleri. Çünkü bunlar çok kitliydi özellikle havacılık sektörü biliyorsun. Ve üç, enerji sektörünü eğer önümüzdeki 2 yıl boyunca pozisyon taşıyacaksa hakikaten çok ciddi anlamda yukarı doğru hareket yapacağını düşünüyorum. Bu 2 yıldan evvel de olabilir, o ayrı bir konu. Ama önümüzdeki döneme dair sektörel bazda değerlendirmek gerekirse bu 3 sektörü ben öne çıkarırdım. Şimdi gram gümüş yükselişi devam edecek mi diye soruyor Serkan Yıldırım da. Hemen hiç ben sözü bulandırmadan sana devredeyim. Şu anda gümüş 27 dolar 30 sent, 0.73 kadar ekside. Şöyle, orada da biz mesela gümüş altın rasyosuna baktığımızda gümüşün son bir hafta içerisinde fonlarının ağırlığının %37 yükseldiğini gözlemliyoruz. Yani gümüşe olan ilgi %37 oranında artmış. Long kontratlar çok ciddi yukarı yükselmiş. Altın %2 düzeyinde belki minimal düzeyde ama aşağı gelmiş oraya girişlerin ve short kontratlar artmaya başlamış. Yani bu da şu demek oluyor. Gümüşte özellikle yeşil enerji tekrar ön plana çıkacağı için ve de daha hafif araç üretimi ağırlığı dünyada yaygınlaşacağı için gümüşe olan ilgi gerek sanayi sektöründen dolayı, gerekse fiziksel olarak talebin artmasından dolayı fiyatların da yukarı çıkacağını öngörüyoruz. Bununla ilgili de 2 tane grafiğimiz var. İzleyicimiz yine bir soru daha geldi. Yönetmenimizden bir grafikleri rica ederim ekrana. Serhat Aslan, Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi ne olur demiş. Aysun gördüğün gibi ekranda şu anda Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi var. 0.67 seviyesinde.
1937 dolarda altının fiyatı. Hani bu taraftaki görüntüyü nasıl buluyorsun? Bir kez daha 0.70 üzerine atar mı? Yoksa aşağıda fiyatlama devam eder mi? Bir miktar belki aşağı doğru hareket olabilir ama uzun vadede yukarı doğru gidecek gibi görünüyor. Tahvil piyasası için söylüyorsun değil mi? Tabii ki. Evet. Peki altınla ilgili beklentin nedir? Yani çok düşüyor. 1900 dolar seviyesi aşağısını bekler misin? Birinci sorum. İkinci sorum da burada özellikle 2300-2600 dolarlar bekleyenler de vardı. Sen zaten bu satışı söylemiştin, büyük bir satış gelebileceğini. Bir kez daha alıp yerine koymaya düşünür müsünüz buralarda? Biz şöyle uzun vadede yani 2021'de tekrardan altına olan ilginin artacağını düşünenlerdeniz. O sebeple eğer pozisyon taşıyorlarsa pozisyonlarını taşımaya devam etmelerini öneriyoruz. Çünkü nereden baksan daha 1,5 trilyon dolarlık bir Fed'den son diye düşündüğümüz bir likit de enjeksiyonu bekliyoruz. Bu bir. İkincisi hala elde tutulur bir reel getiri olmadığı için dünyada. Onun da etkisiyle tekrar altına pozitif etki yapacaktır. Üçüncüsü de tabii ki riskler hala masada. Yani bir işte seçimler riski var ABD tarafında. Doğrusu olsun bir ticaret savaşı. Bir için ABD ticaret belli ki ikinci faz gelmeyecek çok uzun bir süre. Her ne kadar birinci fazla mutabık kalmış olsalar da. Bir de hakikaten daha hani COVID ve etkileri mevzu halen rahatsız edici pozisyonda belirsizliğini koruyor. Evet aşağı barları ya da oraya dair gelişen bir takım başlıklar anlık yükselişlere sebep olsa da uzun vadede aslında o belirsizlik ve öngörüden uzaklık maalesef hani piyasaları da hep böyle bir temkinli olmaya itiyor. Mesela diyelim ki Biden ya da Trump geldiği zaman Fed'in politikalarında ya da ABD ekonomisinin yol haritasında, yol gidişatında majör bir değişiklik olur mu? Yoksa hani bu tempo ve bu genişleyici duruş devam eder mi? Biden'da olsa, Donald Trump'da olsa. Şöyle, Covid'den önce hatırlarsan Fed ciddi anlamda parasal sıkılaşma politikası izliyordu. Yani ve onun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorduk. Ama Trump'ın Fed'in bağımsızlığını tamamen yok sayarak merkez bankaları üzerinde çok ciddi sözlü yaptırımları ya da sözlü yönlendirmesi olduğunu gözlemledik. Yani Powell üzerinde bir miktar sanki Trump tehditleri mi diyeyim artık hani biliyorsun neredeyse evet sıfıra yakın faiz ortamı istiyordu. Covid'den önceden bahsediyorum. Şimdi de sıfıra yakın faiz ortamı var. Şimdi de negatif faiz ortamı istiyor biliyorsun Trump. O bağlamda hani Fed güvenilirliğini kaybetmişti bir dönem. Arkasından hatta yani o uzun vadede devam edecek sıkılaştırma politikasını kendisi de dillendirirken bir sonraki Fed toplantısında FOMC'de şeyi gördük. Tamamıyla 180 derece politika değişikliğine gittiğini gördük. O bir miktar tabii ki piyasaların Fed hakikaten %100 bağımsız bir kurum değildir noktasına götürmüştü. Trump'ın baskılarından mütevellit. Trump tabii ki etkili olmaya devam edecektir. Ve bence Trump gelirse uzun süre daha sıfıra yakın faizleri konuşmaya devam ederiz Amerika'da. En azından sıkılaştırmaya gitmez Fed. Rölantide evet. Kalır ama sıkılaştırmaya gitmez. En büyük fark da zaten bu olur. Bu olur. O yüzden de Trump piyasa dostu bir başkan. Evet, belki de Biden da olacak ama hiç bilemiyoruz. Donald Trump'ı da biraz daha değil mi o konuda? Evet. Aslında çok soru geliyor. Mesela dünya borsalarında harç bitti, yapı paydosuna geçme tehlikesi görüyor mu acaba Aysun Karaytü diye sormuşlar. Amerikan seçimlerini soranlar var ama aklıma geleni sordunuz zaten Murat Bey değil mi Serhat Bey de. O zaman Aysun kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Londra'ya gideceğiz ama orada bir pound ve euro varlıklarını konuşmak lazım. Biraz da Avrupa borsalarını tabii ki kısa bir aradan sonra. Devam ediyoruz. Gigant Swiss ekonomisti Aysun Karaytul'la olan sohbetimize ve hem pound hem de euro varlıklarını konuşacağız bu bölümde. Şimdi İngiliz sterlini 1.3193'lerde ama İngiliz gazetesi The Guardian'ın gelecek hafta yapılacak olan Avrupa Birliği Büyükelçi zirvesiyle ilgili bir haber yayınladı ve haberde de işte Büyükelçi Brexit'te görüşme planlarını iptal edildiğine dair bir yazı vardı. Birazdan bu haberi izleyeceğiz ama öncesinde Aysun Karaytul'dan bir yorum almak istiyorum. Pound yani aslında 1.30 seviyesi üzerine bayağı alıştı. Orada da hani tutunmak da istiyor.
Bu Brexit haberleri de çok fazla artık bence de fiyatlamalara dahil değil ama ne dersin? Yani düşmeye devam eder mi bugün için? Gerek GBP, USD gerekse Euro dolar paritesine baktığımızda ikisi de hareketli ortalamaların kesiştiği yerde. Sterlin dolar paritesinde 1.2740'a kadar bir hareket olabileceğini söylüyor bize. Tabii ki bunların hepsi dolar endeksiyle paralel hareket eden, içerisinde 5 majör para birimi olduğu tabii için. Yani baktığımız yer dolar endeksi yukarı çıkıyorsa diğer paritelerin içerisinde bulunan para biriminin bulunduğu paritelerin aşağı gelmesi normal. GBP USD'de 1.2740 görünüyor. Euro dolar paritesinde de 1.1680 görünüyor şimdilik. Ama tekrar bakmak gerekiyor. Biliyorsun gerek Jackson Hole etkileyecektir, gerekse Avrupa'ya dair gelen datalar etkileyecektir vesaire vesaire. Ama şu an orada da dediğim gibi çok ciddi anlamda hareketli ortalamaların kesiştiği bölgeye ulaştığı için yavaş yavaş sanki burada biraz temkinli olmak lazım gibi duruyor ki dikkat edersen salı, çarşamba, perşembe hep bu seviyelerdeydi. Evet. Yani çok fazla hareket etmedi. O zaman yine bu çizilen noktada işte Euro-Dolar paritesinde o aşağı geliş, Pound-Dolar'da 1.27-1.28 hareketi, Dolar endeksinde yeniden belki yani 100 seviyesine yaklaşmasa 95 üzerinde bir hareketine evet sebep olacak gibi duruyor. Çok soru var, konuşacağız ama şu haberi önce bir izleyelim. Sonrasında Londra'ya gideceğiz. Gökhan Kurtaran da yayınımıza dahil olacak efendim. İngiliz gazetesi The Guardian, Almanya'nın gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği Büyükelçileri Zirvesi'nde Brexit'i görüşme planlarının iptal ettiğini yazdı. Habere göre Avrupa Birliği yetkilileri geçiş dönemi sona erdiğinde anlaşmasız çıkış riskine hazırlandığına ve eğer görüşmeler başarısız olursa suçu Brüksel'e atmaya çalışacağına inanıyor. Habere göre görüşmelerde herhangi bir elle tutulur ilerleme olmadığı için Avrupa Birliği dönem başkanı Almanya toplantıyı iptal etti. Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi Michael Burner daha fazla görüşme için şahsen İngiliz muhatabıyla gelecek hafta bir araya gelebileceğini söyledi. Paris'te bir işveren konferansına katılan Burner bu hafta David Frost'la bir buluşma planının olmadığını söyledi. Ama eğer koşullar izin verirse belki gelecek hafta dedi. Devam ediyoruz ama öncesinde bir son dakikamız var. Amerika'da haftalık işsizlik maaşına başvurular 1 milyon 6 bin olarak açıklandı. Beklenti 1 milyon gelmesi yönündeydi. Yani beklentilerden kötü bir data olarak kayıtlandı ki daha önceki rakam 1 milyon 104 bin olarak açıklanmıştı. Şu andaki data beklentinin üzerine geldiği için eksi olarak yazılabilir. Bireysel tüketim giderleri fiyatlarında 1.8'lik bir daralma varken gayri safi yurt içi hasıla esas önemli olan rakam eksiklik bir daralma beklenirken eksi 2.3'lük bir daralma olarak döndü. Yani doları zayıflatacak, endekslerin görüntüsünü bir miktar daha bozabilecek datalar olarak da efendim konuşabiliriz. Amerikan ekonomisinde ikinci çeyrekteki daralma rakamı eksi 31.7, daha önceki de eksi 32.5'ti. Bu çeyreklik bazda devasa rakamlardan bahsediyoruz aslında. Evet, yani şu anda globalde de aslına bakarsan hani yıllıkta %3.9'luk bir daralma bekleniyor. Sanki bu 3.9'luk değil de kendini yukarı doğru bir şekilde itecek ve de yeniden bir revizyon gerektirecek bir daralma beklentisiyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü o biraz önce bahsettiğim Nisan'dan başlayan rally ya da işte merkez bankalarının verdiği likitte bir noktada artık kendini gerçeklik bölgesine atacakmış gibi duruyor ki aslında bunu datalarda görüyoruz. Bunların sadece fiyatlanması kısmı kalıyor geriye. Orada da Eylül ortası itibariyle ben kemerleri sıkardım yani bir miktar. O zaman buradan bir de Londra'ya gidelim. Gökhan Kurtaran, Anadolu Ajansı Finans Londra baş muhabiri olacak karşımızda. Gökhan Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İzleyenlerimize de güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Aysun Karaytuğ'la birlikte Pound'u ve Euro varlıklarını konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. İngiliz gazetesi The Guardian gelecek hafta yapılacak olan Birlik Büyükelçileri Zirvesi ile ilgili bir haber yayımladı ve Büyükelçilerin Brexit'le görüşme planları ötelendi, iptal edildiği söylenmiş oldu. Orada bir balıkçılık üzerinden tartışma vardı. Daha sonra kamyoncuların bu işe dahil olduğunu görmüş olduk. Süreç başladı ama zor gidiyor sanırım.
Doğru, bir hayli zor. Aslında biz bunları bekliyorduk. Çünkü Temmuz ayı itibariyle iki taraf arasında, Brüksel ve Londra arasında Temmuz sonu itibariyle bir anlaşmaya varılması bekleniyordu. Fakat 7. turdan da bir sonuç çıkmadı ve açıkçası iki tarafta da bir anlamda birbirlerinin pozisyonunu yoklama durumu söz konusu. Çünkü biz biliyoruz ki aslında Brexit müzakereleri gibi kapsamlı, daha doğrusu serbest ticaret anlaşması müzakereleri gibi kapsamlı müzakereler için yeterli süre kalmış değil. Yani şu an aslında yeterli süre yok. Fakat şimdi biliyoruz ki Guardian'dan gelen bu haber aslında biraz da İngiltere'deki gelişmelerin habercisi gibi. Çünkü hafta sonu hatırlarsanız, belki izleyicilerimiz takip etmiştir, The Sun gazetesine İngiliz hükümetinin bir dokümanı sızdırıldı. Bu dokümanda aslında İngiltere'nin bir anlamda kaos senaryosuna hazırlandığı, en kötü senaryoya hazırlandığı, anlaşması çıkış halinde enflasyonun artabileceği, bunun fiyatları yansıyabileceği gibi bir senaryo ele alınmıştı. Tabii bu The Sun gazetesine sızdırılan İngiliz hükümetinden olan belgenin nasıl sızdırıldığı da bir tartışma konusu. Açıkçası Almanya AB Konseyi dönem başkanlığı yaparken, şimdi 2 Eylül'deki bu toplantıda AB Büyükelçiliği'yle birlikte yapacağı bu toplantıda gündemden düşürmesi Brexit'i bir anlamda aslında İngiltere'ye bir mesaj niteliğinde. Çünkü İngiltere'nin zaman harcadığı, aslında yeteri kadar görüşmelerde bir noktaya varmak istemediği, anlaşmasız çıkışa hazırlandığı yönünde bir beklenti, bir daha doğrusu öngörü var AB tarafında, özellikle Almanya tarafında. Bir de biliyoruz ki biz aslında bu nihai bir görüşme değil, asıl müzakereleri 7 Eylül'de Londra'da yeniden dönülecek, yeni tur görüşmeleri. Dolayısıyla aslında Almanya 2 Eylül'deki görüşmenin içerisinden bu maddeyi düşürerek, yani Brexit gündemini düşürerek aslında bir anlamda İngiltere'ye Londra'da 7 Eylül'de yapılacak olan müzakerelere bir mesaj göndermiş oldu benim gördüğüm kadarıyla. Peki bu anlamda bir yakın zamanda İngiltere tarafında bu Brexit süreci yeni bir seçim getirir mi Gökhan Bey? Çok kısa bunu da sormak istiyorum. Boris Johnson'ın durumu nedir? Özellikle Covid-19'dan dolayı çok eleştiriliyor verdiği mesajlarda. Belki haklıdır da bilemiyorum ama en azından sizden gelen anladığım haberlere göre biraz tepki toplayan Johnson var. Brexit yeni bir seçim getirir mi ve Boris Johnson'ın siyasi kariyeri nasıl görüyorsunuz? Doğru. Açıkçası biliyoruz ki Aralık ayında büyük bir oy çoğunluğu kazanarak meclise girdi, parlamentoya girdi Boris Johnson. Açıkçası bunu biraz da Brexit'i gerçekleştirmesi için, yani bu uzayan ve sürekli uzatma dönemleriyle devam eden süreci gerçekleştirmesi için parlamentoda büyük çoğunluk Boris Johnson'a verilmişti. Fakat şu anda aslında Brexit'in kendisinden daha fazla İngiltere'de Covid konusu ciddi sıkıntı kaynağı. Çünkü biliyoruz ki ikinci çeyrekte %20'nin üstünde bir daralma kaydetti İngiliz ekonomi. OECD ülkeleri içerisindeki en büyük daralma, gelişmiş ekonomiler içerisindeki en büyük daralma. Bunun tabii işsizlik yansımaları var. Şu an 3.9 diye gözükse bile biz önümüzdeki aylarda, özellikle Ekim sonunda, yaklaşık 3 milyon kişinin daha işsizler ordusuna katılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla İngiltere'nin şu anki baş ağrısı aslında Brexit'ten daha çok Covid-19. Peki Boris Johnson'ın üstünde baskı var mı? Tabii ki var. Yani özellikle bu salgından hangi stratejinin izleneceği konusunda geç kalması, sonra kendisinin hastalığa kapılması, arkasından bu PPE dediğimiz kişisel donanımların sağlık hizmetlerinde bulunmaması, tedariğinde geç kalınması gibi birçok aslında eleştiri konusu var Boris Johnson'a. Önümüzdeki dönemde bu bir erken seçim getirir mi? Bunu söylemek için biraz erken. Ama eğer bu Covid-19 risklerinin üstüne, ekonomik bozulmanın üstüne bir de Brexit'te anlaşmasız çıkış riski eklenirse bunun da halkta bir yansıması olabilir. Gökhan Bey, çok teşekkür ederiz elimize kıymetli katkılarınız ve Londra'dan vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Gökhan Kurtaran, Anadolu Ajansı Finans Londra baş muhabiriyle konuşmuş olduk. Tabii bu pandemiyle de mücadele ediyor. Sevgili Aysun Karaytuğ'la konuşmaya devam ediyoruz. Orada çok ciddi bir pandemi fonu oluştu. Bakın hangi ülkeler ne kadarlık bir para almış olacak. Grafiğimizi ekrana getirdiğimizde tabii ki ilk başta İtalya ipi en önde göğüsleyen ülke olarak karşımıza çıkıyor. İtalya'da 44.8 milyar euro. İspanya ikinci sırada Aysun Karaytuğ. Orada 43.4 milyar euroluk bir gelir, daha doğrusu fondan hibe alacak. Fransa, Polonya, Almanya, Yunanistan, Romanya gibi gözüküyor. 750 milyar euroluk korona ekonomik paketinden en fazla hibe elde edecek olan ülkeler. Bu Avrupa'yı bir darboğazdan kurtarır mı? Euro açısından pozitif midir, negatif midir? Ne dersin? Şimdi Euro zaten aslına bakarsan Avrupa ile ABD merkez bankalarının attığı adımlarda
Tabii ki Amerika'nınki yaklaşık olarak 5 trilyon dolara ulaştığı için doları daha güçsüz kıldı ve karşılığında euroyu daha güçlü bir şekilde kıldı. Ama biliyorsun şeyde o Mart-Nisan'da çok ciddi anlamda dünyaya dair gelen tüm PMI verileri 30'lara kadar gerilemişti. Bundan da en çok Almanya ve Fransa etkilenmişti. Kaldı ki Avrupa ekonomisinin yani büyük bir kısmının lokomotifi olan iki ülkeden bahsediyoruz. Almanya ve Fransa. Ve oradan diplerden çok ciddi anlamda gerek sanayi üretiminde gerek kapasite kullanımında bir zirvelere doğru gider. Hatta 56'lar noktasına gitti. Genel olarak Euro bölgesinde böyle bir atağa geçme vardı. Ama geçtiğimiz pazartesi itibariyle gelen datalar tekrardan o gücü kaybettiğini ve ileriye yönelik bir tüketici endeksini bir de güven endeksini aşağı çektiğini gözlemliyoruz. Yani, Türkiye'de de öyle oldu. Evet, aynen öyle. Puan kadar düştü. Dolayısıyla bu 750 milyar euroluk hibe baktığında şimdi 18 tane çocuğu var yani hani anlatabildim mi? Bunun hani 6 tanesinin işlevsiz olduğunu düşünelim zaten 6 tane ülkenin. 6 çocuk işe yarabiliyor, çalışıyor. O zaten çalışıyor, evet. O zaten oraya verilen rakamlar da kendi ekonomisi ölçüsünde. Evet. Bu 6 ülke isim verebiliyor muyum? Mesela Yunanistan olabilir mi? Şimdi son say 6 tane işte. Yani onlar zaten kendileri orada belirlemişler. Yunanistan, Romanya, Portekiz, Bulgaristan. Bir araya gelmişler. Aynen öyle. Katma değeri yok değil mi bu ülkelerin? Yani Avrupa Birliği'ne sanayi anlamında ya da başka anlamda çok bir ciddi katma değerleri yok sanırım. Yok yani hani en burada katkısı olabilecek bunların arasında Yunanistan, o da turizm. Geliriyle onu bile almak istemedi bu sene biliyorsun. Kapılarını açmadı, en azından biz açmadı, onun farkındayız yani. Dolayısıyla bir yani takipçi olarak yakından takip ediyorsun tabii. Yani ettik tabii bu yaz hani bir hayal kırıklığına uğramadık değil yani. Ama Yunanistan'ı bir kenara bırakalım. Zaten orası aslına bakarsan son 2008 yılından beri yardıma muhtaç hani şu anlamda hani çöp seviyeye gelen tahvilleri vardı ama buraya dair ilgi arttı ve orası %300, %400, %500'ler kazandı. Yani sıfırın altında faizle örnek veriyorum 1000 dolarlık alan şu anda böyle 200 bin doları falan var aslına bakarsan. O riski almak istersen. Evet. Ama tabii onları yok sayıyoruz. Yani biz öyle yatırımlar peşinde değiliz. Biz zaten uzun vadeli ciddi bir yani 18 milyar dolarlık bir varlık yönetimi yaptığımızı düşünecek olursak zaten yönümüzü çevirip de oralara bakmıyoruz. Biz stoks 600'den bile zor seçerek yani ciddi anlamda seçici olarak pozisyonlarımıza ekliyoruz. Bir hikayesi varsa, pandemiden etkilenmiyorsa, döviz yükümlülüklerine bakıyoruz vesaire. Birden fazla parametreyi göz önünde bulundurarak orada alım yapıyoruz. Ama bizim için burada Avrupa'da önemli olan ve özellikle Euro'nun yönünü belirleyecek olan tabii ki başta Almanya olmak üzere Fransa ve İtalya olacaktır. Oranın Çin'le olan ticareti önemli olacaktır. Biliyorsun Çin ile olan ticaretini kesmesi yönünde ABD'den Euro bölgesine yaptırım tehdidi bile gelmişti vaktinde Trump tarafından. Yani ben önümüzdeki dönemde Euro zayıf taraftayım. Daha doğrusu hani çok aşağılara gelir mi dersen rasyoya baktığımızda daha az aşağı gelecek ama ötekisi daha hızlı yukarı çıkacak bir görünüyor. Sanki ABD de biraz fazla kendi gündemiyle çok yer aldı. İşte Jackson Hole toplantısı bugün var ama George Floyd'un biliyorsun öldürülmesi, daha sonra siyah vatandaşlar olan aslında o sert müdahalenin devamı ve demokrasi arayışı Amerika'da. Biraz böyle iç meseleler çok fazla gündeme geldi ABD. Eğer sular durulursa seçim sonrasında bir miktar daha ABD ekonomisine biraz daha sempatik bakabilir yatırımcı. Ama şu anda Euro onun da biraz ekmeğini yiyor. Amerika'nın çok fazlasıyla iç gündemi var. Seçimler, ticaret savaşları vesaire. Herhalde onlar da belirici oluyor. Tabii tam olarak aslında odaklanamıyorlar henüz aslına bakarsan. Bir de bence daha önemli olacak başkanlık koltuğundan ziyade senatonun çoğunluğu kime geçecek? Cumhuriyetçilere mi geçecek, demokratlara mı geçecek? Onu yakından izleyeceğiz. Yani bence seçim bittikten sonra da hemen orada hop seçim bitti, nerede kalmıştık olmayacak. Onun ciddi anlamda biz yine iniş çıkışlarını yaşayacağız diye düşünüyorum ama şunu söyleyebilirim ki hani Trump'ın
tabanında çok ciddi anlamda yükselme var. Yani bu da Trump lehine giden bir durumu gösteriyor. Burada yatırım dünyasına yine bakıldığında çok değerli bir konu kalmışım Amerika'da ve Biden'ın 12 puan fark oldu. Hatta sen o yayında olabilirsin. Sonrasında seni aldık. Tabii senin olduğun programda hatırlıyorsan. 12 puanlık fark olduğu zaman Joe Biden o kesinlikle Donald Trump'ın kazanacağını. Çünkü Joe Biden'ın güçlü olduğu eyaletlerin anket yansıması olarak bunu değerlendirdiğini. Hı hı. Ama Donald Trump'ın güçlü olduğu eyaletler ve çıkaracağı senatör ve delege sayısına bakıldığı zaman Donald Trump'ın kazanacağını iddia etmişti. Bekleyip göreceğiz. Piyasa herhalde bunu çok böyle büyük bir risk fiyatlaması olarak görmez. Hatta bildiği ve sevdiği tırnak içinde olan yöneticinin devamı olarak görecek herhalde. Bir belirsizlik ortadan kalkacak. Bu bir. İkincisi bilinen bir yönetim şeklinin devamı. Yani tüm ülkeler bunu ister aslına bakarsan. Çok düzen değilsin istemez. Çünkü orada... Hep şunu söylüyoruz aslında, başkanlar hani elected değil selected'dır. Aslına bakarsan belli bir sistem var, hani orada sadece bir figür gerekiyor. O figür aslında ilk defa Trump'la birlikte daha belirgin bir hale geldi. O yüzden çok fazla, yani mesela hakikaten şuna da ben dikkat ediyorum. Eş, dost vesaire Amerika'da gerçekten Amerikalı olan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar hayatından Trump'la çok memnun. Memnun olmayan... diğer ülkeler, çünkü yani Trump'ın söylemleri çok sert olduğu için ve biraz rasist göründüğü için, halbuki ben öyle düşünmüyorum, sebepleri var onu ayrıca yani uzmanlık alanım politika değil, siyaset değil, ama tabii ki kendime dair fikirlerim var. Yani Çin'de Trump ona itti yani, çünkü sürekli olarak hep bana politikasıyla yapıp Donald Trump bunu gördüğü zaman yaptığı politikalarda biraz ırkçı gibi duruyor ama Çin ve diğer ülkelerin biraz herhalde Amerika'yı fazlasıyla ticareti sömürmesi herhalde bunu etmiş oldu. Ben değerlerini korumaya çalıştığını düşünüyorum. Yani Amerika'nın ve Amerika vatandaşının sahip olduğu value dediğimiz o değerleri korumaya çalıştığını düşünüyorum. Ama bunu üslup ve de tarz olarak çok sert yaptığı için tepki alıyor aslında bakarsan. Sen de bir Florida'ya gidip oy kulladın. Donald Trump'ı buradan yani, Aysin Karahat hani, öyle bir anlattı ama, ki. Ama şöyle söyleyeyim. Yani baktığında tek tek aslında şimdi bize yansı... Medya çok farklı bir olay biliyorsun. Yani evet. İşin içindesin. Evet. Ne yansıtmak istiyorsa onu başlık atıyor. Neyi göstermek ve öne çıkarmak istiyorsa onu başlık atıyor. Ve Amerika'da medya tamamıyla Trump karşıtı. O yüzden de onu aşağı çekebilecek tüm başlıkları attığını düşünüyorum. Yani bizim burada tarafsız bakıyor olmamız lazım aslında. Bizi niye ilgilendirir, ilgilendirmez. Amerikan vatandaşı değiliz ya da öyleyiz. Anlatabildim mi? Ama bir şeyleri değerlendirirken eğer ki bu piyasaları etkiliyorsa... Bizim her konuya tarafsız bir pencereden bakıyor olup at gözlüğünü çıkarıyor olmamız lazım. Medya istediğini gösteriyor, istediğini göstermiyor ve nasıl göstermesi getirebiliyor ama biz seni olduğun gibi gösterdik, çok güzel gösterdik, onun bilgini olsun. ve samimi yorumlarıyla Aysun Karahat'ı devam edecek. İzleyicimiz öyle diyor, Aysun'un yorumları çok samimi diye. Bence de öyle. O zaman bir yine çok güzel bir hanımefendiyi ağırlayalım. Doktor Nabat Garak Honavo olacak karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Bilişim'de ilk 500 şirketin cirosu 133 milyar lira oldu. Hemen bu Türkiye'de bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı ilk 500 bilişim şirketi Türkiye 2019 araştırmasının sonuçları dahil oldu. Ve bu anlamda da işte 500 milyar liralık, düzeltiyorum 133 milyar liralık bir cirodan bahsediyoruz. Gitgide artan bir ciro sektörünüzde sanırım. Doğrudur. Bu biliyorsunuz daha önceki yatırımlar ve birleşim herkese çok farklı geliyordu. Anlatmakta zorlanıyorduk. Fakat dijital bir dünyaya dönüşüm yaşadıkça biz buradaki ihtiyacı görmeye başladık. Fakat Türkiye'deki şu andaki bir altyapı ihtiyacı ciddi ihtiyacımız var. Çünkü yeterli değil. Aynı zamanda bu teknolojilerinin de kanunları yeterli değil. Dolayısıyla Türkiye'nin olması gereken sıralamada değil.
Ama buna rağmen şu andaki Türkiye'nin bir 133 milyardın bir ciro yapılması aslında bu bizim bir ufkumuzu açtığını gösteriyor. Evet. Geçen sene göre tabii ki yatırımlar biraz düşmüş ekonomiden dolayı ve devlet politikasının ve pandemiden dolayı bazı yatırımları başka yere kaydırmak zorunda kaldıkları için. Fakat şu andaki esas olan yapılması gereken teknolojik anlamda altyapı. Çünkü fiber yatırım yeterli, her yere ulaşılmıyor. Ya da kişilere elektrik üretimi ya da fiber internet üretimi diğer ülkelere göre biz biraz geriden geliyoruz. Evet, bu anlamda yatırımlar önemli. Peki bu an Türkiye'nin global bir oyuncu olabilmesi için yasal bazı mevzuatların değişmesi gerek dediniz Nebahat Hanım. Bununla ilgili birkaç örnek verebilir misiniz çok kısa lütfen? Tabii şu andaki esas olan şu, biliyorsunuz kişisel veri koruma kanunlarımız var. Ve aynı zamanda bizim veri saklama, iCloud dediğimiz bir sistemlerimiz kendi yerel ve milli olması daha yeni başlamış durumda. Dolayısıyla buradaki küçük, orta ölçekte şirketler bu dijitalleşmeye ya da teknolojiye yatırım yapamıyorlar. Çünkü maliyetleri yüksek. Buradaki kanunları geliştirirlerse ve devlet desteğini artırırlarsa biz de global markette çok daha sağlam dururuz. Evet, o biraz daha en azından bu hem ciroların hem de yapılan işlerin niteliğini ve miktarını artırır gibi. İzleyicilerimize soruyor, Azerbaycan'dan mıdır Nebahat Hanım diye. Evet, Azeri değil mi Nebahat Hanım? Ben sizin adınıza konuşmayayım. Evet, biraz Azerbaycan. Kendinizi tanıtın isterseniz. Evet, Azerbaycan'dayım ama 20 yıldır Türkiye'deyim ve İstanbul aslında benim ikinci vatandım. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz Nebahat Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için ve yayınımıza değerli katkılarınız için. Bilişimdek 500 şirketin cirosu 133 milyar lira dedik ve Nebahat Hanım'la birlikte Doktor Nebahat Garak Hanova, dijital iletişim uzmanıyla birlikte konuştuk. Hemen Aysun Karaytuğ'la sohbetimize 1,5 dakika kadar bir süremiz kaldı. Devam edelim. Teknolojinin önüne geçilmiyor. Teknoloji hisselerinde çok ciddi bir artış var. Bilişim tarafında da ciro olarak var. Özellikle Türkiye son dönemde oyun da ihraç eden bir ülke. Ne demek istersin? Şimdi ben sana o zaman teknoloji sektörüyle sanayi sektörü rasyosundan bahsedeyim. Çünkü Nasdaq biliyorsun yaklaşık olarak 4 yıldır çok kesintisiz bir şekilde ve hızlı bir şekilde yukarı hareketini sürdürmüştü. Hatta onun grafiğini de ekrana gelebilirsek. Evet, yavaştan şunu gözlemliyoruz. Nasdaq bir miktar hız kaybedecek. Dow Jones Sanayi Endeksi bir miktar kendini yukarı atmasa da onun aşağı gelme hızı daha yavaş kalacağı için şu an oradaki rasyo tamamıyla Dow Jones lehine geçmiş durumda. Yani nedeni çok basit aslında. Hiç kesintisiz ve soluksuz sert yükselişler Nasdaq endeksini biliyorsun 10 binlerin üstüne attı. Bundan sonra artık hızını keseceğini ve eğer bir düşüş olacaksa genel olarak dünyada, globalde, sektör bazında İlk sektörel bazdaki düşüş Nasdaq tarafından gelecek biraz gibi görünüyor. Yani. Mor evet. Çizgiyle görüyoruz, pardon Aysun, turuncu çizgiyle teknoloji, mor çizgiyle finans endeksi, sanayide yeşille. Sanayi ve tabii finansal çok cılız kalmış, teknoloji adeta uçmuş, kaçmış diyebiliriz. Burada tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi bu kadar çok uçup kaçmasının sebebi Apple hissesi oldu herhalde. Gibi yani. Aynen, hani bunun gibi. Mesela orada bizim baktığımız başka bir endeks daha var. 5 tane şirketi FANG endeksi dediğimiz endeks var. İçerisinde Facebook var, Netflix var vesaire. Ona baktığımızda onun da çok son dönemde değer kazandığını gözlemledik ama o son dönemde o Facebook'a dair gelen bir talep yetersizliği, orada iki çok ciddi anlamda gizlilik ortamından uzaklaşması sebebiyle ciddi kan kaybetmişti. Evet. O biraz endeksi aşağı çekmişti. Yani bütün aslında teknoloji şirketleri bundan nemalandı. Artık orada yavaş yavaş sanki mesela, hani... Mesela FANG'de o FANG hisselerinde A harfinden bir tanesi Apple.
Apple tabii ki yani. %125, %125. En büyük ağırlığı var. En büyük ağırlığı evet. olan Apple netice itibariyle. Ama sen burada önümüzdeki dönemde bir miktar daha düşüş olabileceğini söyledin. Seçim sonrasında, süremizin sonuna geldik ama Halil Bey'i kırmayalım. Borsalarda bir düşüş bekliyor musun Amerikan borsası? Trump seçilirse yukarı devam diyorum. Burada şey bekliyorum artık senden ikinci programda. Donald Trump adı. Gerçekçiyim ben sadece. Yok ben de seninle aynı taraftayım. Yoksa kendisinin hani sempatizanı vesaire değilim. Sadece herhangi bir doğrudan geçim yardımı da almıyoruz kendisinden. Şimdilik almıyorum. Belki bu yayından sonra almaya başlarım. Belki danışmanlarında olabilirsin. Yakışır da sana. Havalı olursun Beyaz Saray'da. Şaka bir yana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aysun Karaytu, Gigant Sivis, Yemeği Direktörü ile birlikte konuştuk efendim. Ekonomist. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yarın sabah 10.30'da görüşmek dileğiyle.